Türk Deniz Kuvvetleri isimli üyemiz sormuş. Ben size demiştim. Herkes bizi takip ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri sormuş ki Predator 5 fragmanının leş gibi gereksiz kadın güçlendirme kokması. Fragmanın başında aydan kaçan genç bir kızın fragmanın sonunda Predator avlayacak güce erişmesi. Predator serisinin ağzına sıçmaları hakkında düşüncelerinizi rica edeceğim efendim. Biliyorsunuz arkadaşlar Disney kepçe kepçe, kepçe film hakları satın alıyor. Hatırladığım kadarıyla Predator'u da almışlardı. Bir bakalım. Of alien'ı da almışlar. Disney neden bunu yaparsın ya? Oğlum bari predatorle alien'ı salsaydınız. Ve yeni filmin konusu. Fragmanı ben de seyretmiştim. Geçmişte anladığım kadarıyla kızılderililerin olduğu bir kabilede kızılderiliye pek de benzemeyen saçı baya düzgün yapılmış. Netflix kızılderilisi. Baya Amerikan aksanıyla falan konuş Neyse. Bu kadına soruyorlar işte. Diyorlar ki neden bir avcı olmak istiyorsun? Kadınlar avcılık yapmaz. O da diyor ki Avcı olmak istiyorum çünkü bana yapamayacağımı söylüyorlar. Evet emin ol o dönemde böyle bir şey yapabilirdin. Abi şey kötü biliyor musun? Eskiden Pixar animasyonlarının konuları hep böyleydi. Pixar bir şeyle ilgili animasyon çıkartınca derdin ki tamam herkes buna sen bir şey olacaksın diyecek. Ondan sonra o da diyecek ki hayır ben kendimi özlemeyeceğim. Kendi kimliğimi keşfedeceğim. Yani tamam bir kere iki kere eyvallah da bütün fucking Pixar filmleri böyle olunca ilgini kaybediyorsun haliyle. Son dönemde için sıçılan franchise'lar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bayan seyircilerimiz ne düşünüyor peki? Onu da merak ediyorum. Yani mesela şunu düşünüyor musunuz? Oley be hepsi kadın oldu artık güçlendim. Böyle düşünüyor musunuz? Yoksa bu ne amık mı diyorsunuz? Mesela ben şimdi düşünüyorum da Savaşçı Prenses Zeyna diye film çekseler ama onu erkek yapsalar Oley be güçlendim. Savaşçı Prenses erkek oldu demem açıkçası. Ağzına sıçayım sizin yapacağınız işin derim. Düşünsene. Abi bir düşün ya. Savaşçı Prenses Zeyna'nın filmi çıkacak. Umutlarla böyle gideceksin. Bakalım Savaşçı Prenses ne yapacak diye. Bir bakıyorsun adam. Dayı böyle sakallı. Savaşçı Prenses kıyafeti giymiş ama. Ben erkek güçlendirme için Savaşçı Prenses... Oğlum çok kötü olmaz mı? Hiç güç... güçlenmiş hisseder misiniz arkadaşlar? Evet neyse işin geyiği o. Geyiği dedim. Geyi demedim. Silo entry. Geyik. Kelimesinin çoğulu olarak yani. Kaçırdıysanız başka kadınlaştırılan karakterler. Thor. Ve Thor bir isimdir bir de yani. Kaptan Amerika gibi bir ünvan da değil. Kaptan Amerika'yı öyle değiştirebiliyorlardı ya. Sen artık zencisin. Çünkü o bir ünvan. Thor bir de isim. Aa kadın adı da Thor. Yani öyle diyorlar. Ben seyretmedim filmi ama. Hulk. She-Hulk. En son Buzz Lightyear. Şu Toy Story'deki astronot var ya. Onun da filmini çekmişler. Tabii ki başlarında gene bir zenci kadın var. Buzz Lightyear'ı işte hak ettiği yere koyuyor. Obi-Wan aynısı. Obi-Wan'ın serisini yapıyorlar. Yine onun düşmanı zenci bir kadın. Ama sonradan iyi oluyormuş ve onun artık hikayesi olacakmış. Yani Obi-Wan diye başladım onun hikayesi olarak devam ediyor. Tanıdık geldi mi? Doctor Who'yu zaten biliyorsunuz. Buradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Tabii ki bunlara laf eden herkese ne diyorlar? Kadın düşmanı. İşte siz güçlü kadın görmek istemiyorsunuz. NPC gibi ezberlemişler. Aynı lafları söylüyorlar. Ondan sonra da NPC deyince kızıyorlar. Buradaki en büyük sorun ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yapımcılara bakıyorsunuz. Karen tipler. Bariz bir şekilde yani o kadın gençken çizgi roman falan okuduysa gelsin bir de beni okusun. İmkansız bir şey. O kadar zaten yani yaptıkları işlerden zaten belli ki. Yaptıkları işlerden belli. Hiç bok bilmiyorlar. Çok sevilen bir karakteri alıyor mesela. Bunu romantik komediye çeviriyor. Bilmiyor ki kadın çünkü. Nerd değil bizim gibi. Bu bir mertebedir. Esas bu bir ünvandır yani. Sadece yapımcılar değil. Yazarlar da öyle. Bakıyorsun adam açık açık söylüyor zaten. Ben diyor işte zaten gençken bunları pek takip etmezdim. Fazla böyle bana maço gelirdi. Bu iş bana verildiğine çok sevindim. Şimdi bunları düzelt... <laughs> siktirin gidin oğlum. Nerd dünyasından siktirin gidin. Burayı terk et. Nerd nasıl olur biliyor musun? Benim gibi olur abicim. Gençken herkes bizim nerd hareketlerimize dalga geçerdi. Biz o ünvanı çalışarak kazandık. Ben senelerce dungeon masterlık yaptım. Senelerce FRP kitaplarını yaladım yuttum. Maceralar yazdım bir sürü. Birçok kişi gibi çok abartı çizgi roman okumazdım. Ama Spider-Man, X-Men aklına gelebilecek böyle Marvel, DC birçoğunun çizgi filmlerini deli gibi takip ederdim. Küçüklükten, çekirdekten hepsini bilirdim yani. Filmler çıksa ne güzel olur falan diye düşünüp dururdum. Ninja kaplumbağalar, Terminator, Karate Kid, Hayalet Avcıları. Bunların delisiydim. Delisiydim. Öyle işte sen git işletmeden mezun ol. Ondan sonra bak. He. çizgi roman filmleri yok. Süper kahraman filmleri yok. Bilmem ne. Sci-fi franchise'ları iyi para getiriyor. Hadi ben de burada işte Siktir git lan. Si. İşte sorun burada arkadaşlar. Birinci sorun bu. Bu tür işlerin yapımcıları şu an hiçbir sikten anlamayan karınlar ve böyle garip grup sırf sol gerici uç sol görüşlerinden dolayı ellerine iş verilmiş dal yaraklar ve bunları fonlayan ultra mega dal yaraklar. Alakasız yerlerden para kazanmış gelmiş o parayı bilim kurgu, korku, fantastik dünya, süper kahraman bu tür dünyaları ele geçirerek bu tür dünyaları kullanarak neden yani işte orada çok fazla insan var ya. Kendi politik metezimizi bu dünyalar siktir git sen açık çık git lan bu birinci söyleyeceğimdi. iki Peki Efe Aydal. Sen olsan hani hep şey diyorlar ya çünkü. O da bir çelişki aslında. İşte Lord of the Rings hastaları, Star Wars hastaları vesaire. Ne yapardın? James Bond hastaları ne yapardın? Nasıl değiştirdin? Valla birçoğunu hiç ellemezdim. Yüzüklerin Efendisi'ni daha ne elleyeceksin ya? Sal artık Yüzüklerin Efendisi'ni. Bir kitap için Hobbit için 3 tane film çektiler lan. Sal artık. Star Wars için de aynısını diyecektim ama aslında Star Wars'un çok güzel hikayeleri var. Süper hikayeleri var Star Wars çizgi romanlarında. Onları yapsana aynı dünyada geçen. Hani 7-8-9 tartışmalar yaratıyor ya işte. Kimisi diyor ki ya fena değil. Kimisi diyor ki bok gibi falan. Aşırı gereksiz ama. Aşırı gereksiz. O kadar çok çünkü çok güzel Star Wars hikayesi var ki. Çizgi romanlarını uyarlı uyarla seri yaparsın lan. Ama politik mesajını sokamazsın işte o şekilde. Marvel mesela. Hani insanlar diyor ya daha ne yapalım. elleme o zaman yani. Daha yapılacak bir şey kalmadıysa elleme. Yani bak benim kafamda bile süper kahraman türü hikayeler var. Orijinal, fantastik dünyada geçen hikayeler var. İlla Lord of the Rings'i satın alıp da onu böyle mutasyona uğratmaya gerek yok. Neden biliyor musun? Çünkü ben Karen değilim. Ben bu işlerden anlayan adamım. Ben çocukluğumdan beri bu işleri yapmış adamım. Ben kendini bunlarla özdeşleştirmiş adamım. Hani podcast'i sadece para için yapıyorum. Param olsa hiç uğraşmam diyorum kızıyorsunuz ya. Ama öyle gerçekten. Çünkü yazmak, çizmek istediğim o kadar çok şey var ki yapmak istedim, üretmek istediğim o kadar çok şey var ki. O yüzden bu olay beni darlıyor. Eyvallah farkındayım. Şimdilik para kazanmak için yapmak zorundayım. Ama birikimim olduğu anda ben kaçar. Ben daha konuşmayı yeni öğrenirken Michael Knight Kara Şimşek seyreden, konuşmayı yeni öğrenirken Uzay Yolu seyreden, Uzay 1999 seyreden, o nesilim ben. Küçükken mama yerken seyrettiğim klipler bile ya bizim dönemimizde 80'lerin klipleri bile post apokaliptikti. Duran Duran'ın Union of the Snake klibine bakın. Wild Boys klibine bakın. Yani artık anlamışızdır arkadaşlar. Hollywood'dan orijinal bir şey özellikle de bu sevmiş olduğumuz franchise'ları yapan gruplardan orijinal bir şey beklememek lazım artık. Bunu anladık. Neden? Aslında bir nedeni de var yani. Var olan franchise'ları alıp onları kullanmak istiyorlar. Şeyi de yapıyorlar. Kendisini kanıtlamış ünlü yönetmenleri alıp onlara SCW filmler çektiriyorlar. Orijinal de olsa ama... Onlar çok fazla seyredilmiyor. Çok fazla tutmuyor. O da bir yöntem tabii. O çok fazla tutan bir yöntem değil. O yüzden herkesin bildiği franchise'ları ele geçirip onları bozmak, onlara kendi istedikleri mesajları yerleştirmek daha kolay geliyor. Zarar ediyorlar ama bir seyircimin de yollamış olduğu bir olay vardı. Ben de daha önceden görmüştüm. Onunla ilgili de uzun uzun konuşuruz. Trilyonlarca doları ellerinde tutan bir fon grubu. Artık ne deniyorsa ona. Black bir şeydi galiba değil mi? Bakarız ona. Harbiden de puan veriyor insanlara. Ve o puanlara göre yatırım yapıyor. Yani harbiden dünya üzerindeki SCW terörünü fonlayan bunlar. Bir anda nasıl böyle oldu sanıyorsunuz yani? Hani hep şey olarak gözükür. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk olarak gözükür. Ama kendi üzerinde para olmayıp trilyonlarca doları kontrol etme hakkı olan kişiler var. Elon Musk bak bir tane Twitter almaya çalışıyor. Hala onun mücadelesini veriyor. Bu herifler bütün sosyal medyanın içinden geçtiler. Twitter böyle değildi ki. Belki şunu düşünüyorsunuzdur. E bu gördüğümüz SCW'lar bir sürü her yerde var. Bir sürü yeri ele geçirmişler falan. E bunlar gerçek değil mi? Hepsi gerçek. Ama olay fonda bitiyor. Benim bir fon şirketim olsun trilyonlarca dolarlık. Pasif eşek sevicileri fonlayacağım diyeyim sağdan sonra o kadar çok yerden pasif eşek seviciler çıkar ki bunları ondan sonra en üst düzey yerlere getireyim. Bunlar da kendi pasif eşek sevici kardeşlerini, arkadaşlarını oralara getirsinler. Sosyal medya bunları ön plana çıkarsın vesaire vesaire derken bir bakmışsın jilet pasif eşek sevici erkeklerin reklamını yapıyor. Jilet tıraş bıçakları. Kendimizi eşeğe sevdirirken bu tıraş bıçağını kullanıyoruz diye böyle. Çünkü bir noktadan sonra para harcamana bile gerek kalmıyor. Neyin popüler olduğunu görüyor firmalar. Onun üzerine bu sefer yardırmaya başlıyorlar. Bedava. Bedava trend yaratmış oluyorsun. Firmalarda o yaratılmış trendlerin üstüne binip gidiyor.